Assalamu alaikum ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz. Bugün patlayan sükut programımızın 11. ile karşınızdayız. Konuğumuz Rukiye Hanım. Selamun aleyküm Rukiye Hanım. Hoş geldiniz. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve Hoş bulduk. Öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Benim adım Rukiye Ferhat Doğu Türkistan'ın Gulce elindenim. Rukiye Hanım, memleketimiz Doğu Türkistan'da yapılmakta olan zulümleri yakından takip ediyoruz. Ve siz de bu zulümlerin canlı şahidi olarak Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bize başınızdan geçen o acı hatıralarınızı kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. Biz dört kardeşiz. Annem, babam ve diğer üç kardeşlerim olmak üzere altı kişiden oluşan mutlu bir aileyiz. Biz dini bir ailede yetiştik. Babam hafız, annem ise ev hanımı. Diğer üç erkek kardeşlerim hafız. Babam bizi çocukluğumuzdan beri dinde eğitti. Ve küçük yaşlarımdayken babamın dini eğitim vermek ile meşgul olduğunu hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı da dini öğretmek suçundan hapse atıldığını ve bulunduğu hapishanede şehit edilerek cesedinin bize teslim edildiğini hatırlıyorum. Tabi o zamanlar çok küçük olduğumuz için bazı şeyleri algılayamamışız, böylece babasız büyüdük hepimiz erkek kardeşlerimi 2008 senesinde gözaltına alındı. Suçları neydi? Dini eğitim vermek ve din öğrenmek, Kur'an okumak, namaz kılmak suçundan hapse atılmıştı. Aslında kardeşlerimi hapse atmadan önce Çin polisleri sürekli olarak evimize geliyor ve bizi tehdit ediyordu. Sonra tabii üç kardeşim birden içeri atıldı. Hepsinin suçu aynı. İllegal dini faaliyetlere katılmak. Onlar içeri alındıktan sonra biz kaç defa gittik görüştürmediler. Daha sonra kaldığımız merdiven altı medreseden 16 kişiyle beraber 2009 senesinde beni tutukladılar. Tutulduğumuz yerde bize çok acı çektirdiler. Küçük kızlar ve erkekler vardı. Erkek ve kız beraber mi eğitim alıyordunuz orada? Evet, işte onlar ile beraber gece ansızın baskın yaparak bizi götürdüler ve sadece dört duvardan başka şey olmayan korkunç bir odaya kapattılar. İki gün sonra sorgularımız başladı. Ben küçükken babamın bana Çinliler ile ilgili bunlar çok acımasız, bunlara tek kelime bile etmektense ölmek daha iyi. Çünkü senden istediğini elde ettikten sonra yine yapacağını yapacaktır. Asla boyun eğmemeliyiz şeklindeki tembihleri aklımdaydı. Bundan ötürü için polisleri adımı sorduğunda dahi cevap vermemiştim. Kiminle kalıyorsun? Neden geliyorsun? Şunu tanıyor musun? Bunu tanıyor musun? Şunun adı ne? Bu nerede kalıyor? gibi bir sürü sorular soruyordu. Hepsini cevapsız bırakıyordum. Fakat orada insan aklına gelmeyecek işkenceler gördüm. En basit işkenceden bahsedecek olursak kadınlar tecavüze uğruyordu. İtirafçı olmamız için çeşitli tekliflerde bulunuyor. İnat edenlere 56 maddeli bir kitapçığı ezberlemeye zorluyor ve ilk maddesinde ''Allah var mı yok mu?'' sorusu yer alan dini inkar etme yönergesiydi. Biz Müslüman olduğumuz için tabii ki şehadet getirirdik. Ne kadar direniş gösterirsek işkenceler de o kadar çoğalır ve ağırlaşırdı. Sonunda ise ağzımızdan tek kelime alamayan için polisleri bize şok vermeye başladılar. Çoğu insan bu işkencelerin var olduğundan bile haberleri yoktur. Ama biz bu işkenceleri gördük. Odacıklar halinde herkesi tek tek odalara kapatıyor ve bizi resmen prize takıyordu. Yerin 20-30 metre altında Çinlilerin bu tür işkence yerleri mevcuttur. Peki buraları kimler getirilir ve işkence edilir dendiğinde anlayacağınız üzere dinine bağlı, akidesi sağlam, vatanı için canını feda edebilecek Müslümanlar diyebiliriz. Onlar bir tür işkence yerlerinde iradesi kırılıyor, bünyesi zayıflatılıyor, Çin polislerinin nezdinde buraya getirilenler adam değildir. Yaşam hakları olmayan ve yok edilmesi şart olan kimseler olarak görüyor. Doğu Türkistan, Çincan, bizim toprağımız. Kabul etseniz de etmeseniz de yok olmaya mahkumsunuz diye bize açıkça söylüyordu. Buradaki amaç bizim verdiğimiz isimleri de yakalayıp içeri atarak yok etmek. Rahmetli babam hep şunu söylerdi. Biz çok geç hissettik ama Çinliler bizi seneler öncesi yok etmeyi planlamıştır diye yakınıyordu. Çocukken anlamadığım şeyleri bunların eline düştükten sonra çok iyi anladım. Böylece bize yapmadığı işkence bırakmadı. Bakın ellerimdeki işkence yaraları hala tüm vücudumda duruyor. Size de mi elektrik verdiler? Evet hani filmlerde seyrediyorduk ya demir sandalyeleri oturtup saatlerce elektrik veriyordu. Bizden soracağı şey şuydu. Arkadaşların kimler, kimlerle beraber takılıyorsun gibi çevremizdeki insanları spiyonlamamızı istiyordu. İllegal dini faaliyetlere katılmak, dini eğitim almak, namaz kılmak, Kur'an okumak gibi sözde suçlamalar ile suçluyordu bizleri. Derken aradan iki yıl geçti ve 2008 yılında tutuklanan iki abimi diğer üç kişiyle beraber yargılanmaksızın sessizce yok ettiler. Ben hapiste olduğum için olayın detayını bilmiyorum ama onları şehit etmeden önce ellerim kelepçeli halde abimin idam edileceği yere götürdüler. Gittiğimiz yer başkent hava havaalanı yakınlarındaydı sanırım. Beni oraya götürmelerinin sebebi abimle görüştürmek değil, Belki de benim de sonumun abilerim gibi olacağını bana göstermek içindi. Yani sen bizimle işbirliği içinde olmazsan bunlar gibi seni de idam edeceğiz demek istiyor. O gün orada abilerimi gördüm. Diğer üç kişiyle beraber gözümün önünde kafasına kurşun sıktılar. Beni sorgulandığımız yere getirdiklerinde ise hep abilerimin ölümünü hatırlatarak söze başlardı. Bu sırada üçüncü abime de uzaltılmış muhabbet cezası verdikleriyle ilişkin elime tebligat verdiler. Ağabeyleriniz ne suçla suçlanmıştı? Abilerim illegal dini faaliyetlere katılmak, dini eğitim vermek, namaz kılmak, Kur'an okumak gibi on küsur suçlamadan içeri alınmıştı. Abilerimin ölümünden sonra çok geçmeden annem vefat etti ve beni annemin cesedini görmek için evimize götürdü. Cenazeye bile elim ve ayağım kelepçeli bir şekilde katıldım. Annemin yakınlarından öğrendiğime göre polisler annemi de tutuklayarak işkence yapmış ve yaşlı bünyesi dayanamayıp vefat etmiş. Bunu daha sonra öğrendim tabi. Ben başkent Uğrumçi'nin Bajanga hapishanesinde kalıyordum. Bu sırada beni Aksu iline götürdüler. Nedeni ise biri beni tanıdığını ve benimle beraber dini eğitim aldığını söylemiş. Onu doğrulamak için yüzleşmeye götürmüşlerdi. Benden biraz büyük olan iki bayanla görüştürdüler. Onlar beni tanıdığını söylemiş, ben ise onları tanımadığımı söylemiştim. Böylece polisler sen bize karşı geldin diyerek bulunduğumuz yerdeki su hapishanesine attılar. Sahiden tanımıyor muydunuz onları? Hayır tanıyordum onları. Ben hapishanede çok işkence gördüm. Dövmek, tecavüz etmek işkencelerin en basit sayılır. İşte kafamın her tarafı yarık. Çok dövüyorlardı bizi. Böylece su hapishanesine atılmış oldum. Ancak burası daha önceki yerlerden farklıydı. Hapishane yeryüzünden birkaç yüz metre altına özel olarak yapılmış olup, büyük bir alan üzerinde bir kişi ancak sığabilecek boş yer bırakılarak, insan omuzuna denk yükseklikte 40'ar santim çapında uzun tahtalar konulmuş, Tahtının altı tamamen üst kısmında yaklaşık ellerimiz havada asılacak şekilde kelepçe vardı. Bizi suya soktular, ellerimizi kelepçelediler, omzumuza kadar suyun altında günlerce kaldık. Gardiyanların keyfi yerinde ise bize yiyecek bir yarım ekmek bırakırdı tahtanın üzerine. Keyfi yerinde olmadığı zaman aç susuz kalıyorduk. Beni üç erkekle beraber kapatmışlardı. Erkeklerden biri gözümüzün önünde can vermişti. Çocuğu çok dövmüş çünkü. Bünyesi su hapsini kaldıramadı, cesedini de ayaklarından yere sürükleyerek götürmüşlerdi. Mahpuslar günlerce böyle bırakıldığı için pislikler de suyla karışıyordu. Beni ilk gün 6 saat suda bıraktı, daha sonraki günlerde ise 2-3 saat arasında değişiyor ve 6 ay böyle devam etti. Ha, bir olay atlamışım. Su hapsine getirilmeden önce Urumçi'deki hapishanedeyken polisler ben ve diğer 5 kişiyi köpeğe ısırtmıştı aramızda 18 yaşında bir erkek dışında hepimiz 15-16 yaşında olan çocuğuz hala. Nedeni ise onların sorgularına cevap vermememiz. Diğerleri de benim gibi konuşmayan çocuklarmış. Erkek kız hepimiz çıplak, sadece altımızda iç domuz var ve o köpeklerin ne yaptıklarını inanamayacaksınız. Benim kalça tarafımdan ve bacağımdan üç kere ısırdı. Diğer arkadaşlarımın da aynı sanırım. Allah izin verseydi bizi bu köpekler yiyip bitirirdi. Çünkü sadece insan ısırmak için özel yetiştirilmiş köpekler de hepsi. Bir taraftan kaçarken bir taraftan Allah'a dua ediyordum. Ya Rab, bu köpeği yaratan sensin. Senin isteğin dışında hiçbir şey yapmaz diyordum içimden. Arkadaşlarımı da dua etmesini söylemiştim. Maalesef aramızdaki en küçük olan kız köpeğin kavalamasından kaçarken korkusundan oracıkta can vermişti. Ne yapacağımızı şaşırmışken köpekler kendiliğinden durdu. Ne bizi kovalıyor veya ısırıyordu. Bize üç köpeği salmıştı. Hepsi dillerini dışarı çıkarıp yanımızda sakince oturdu. Bunu gören gardiyanlar hemen cicik geldi. Elindeki sopalarla köpekleri dövmeye başladı. Bir yandan dövüyor, diğer yandan ısır diye komut veriyordu. Fakat köpekler bizim olduğumuz tarafa bile bakmıyordu. Köpekleri bir sürü dövdükten sonra gardiyanlar da yoruldu, bizi de ite kaka kovuşa götürmüştü. Burada bir yol arkadaşım şehit olmuş oldu. Ayağından yere sürükleyerek götürdüler cansız bedenini. Açıkçası o hapishanelerde erkek kadın fark etmez, büyük küçük demeden hiçbirine acıma yok. Sonuç olarak oradaki insanlara yapılan muameleler, hayvana bile yapılmayacak insanlık dışı muamelelerdi. Ancak Çinliler hayvanları dahi rahat bırakmadığı gibi insanları da rahat bırakmazdı. Hele ki biz Uygur Türklerini insan olarak görmüyordu. Bize açık açık söylüyor bunu. Er ya da geç biz dünyayı hükmedeceğiz. Sizin topunuzu yok edeceğiz. Biz ekmek versek yersiniz, vermezsek Allah'ınız gelsin size ekmek versin bakalım diye günlerce yemek vermediği de oluyordu. Bu sadece benim dramım ama o hapishanelerde bulunan milyonlarca Doğu Türkistanlı Türk inanılmaz acılar çektiler. Rukiye Hanım sizinle beraber tutuklananlardan biri su hapishanesinde diğeri de köpek kovalarken şehit olmuş. Peki ya diğer kişiler serbest kalabildiler mi? Diğer kişiler hakkında bilgim yok. Çünkü beni su hapishanesine götürdü, sonra geri getirdi derken su sahnesinde uzun süre kaldığımdan olsa gerek bazı anıları hatırlayamıyordum. Bu olayları fazla kişi bilmiyor zaten. Bu süre diliminde annemi, babamı, kardeşlerimi, ailemi de kim var kim yok hepsini kaybettim. Bundan da kimsenin haberi yoktu. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde annemin akrabaları benim içeride olduğumu öğrenmiş ve dışarıdan seferberlik başlatarak 7000 bin para toplayarak Gardiyanlardan beni satın almış, böylelikle hapishaneden kurtarmıştı beni. Polisler de benim bir işe yarayamayacağımı kanaatine varmış zaten. Nasılsa ölecek diye 7 bin paraya serbest bırakmışlar. Daha sonra çok defa tedavi gördüm ve kendime geldim. Bir süre sonra evlenerek yuva kurdum ve de başka bölgeye taşınarak hayatımı sürdürdüm. Doğu Türkistan'da kalamayacağımı hissettiğim için pasaporta başvurduk. Önce kocam sonra ben Dubai'ye hicret ettik. Demek ki sizin de aileniz Çin rejimi tarafından yok oldu. Evet, ailemizden sadece ben kaldım. Yurt dışındayken muhabbet cezası olan abimden hapishaneden kaçtı diyerek öldürüldüğü haberini aldım. Peki öldürüldüğü kesin mi? Evet, kesin. Allah razı olsun Rukiye Hanım. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizi izleyen seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim seyircilerimize başımdan geçen şu köpek olayını tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben pek fazla okuyamadım. Seyircilerimizin çoğu belki bilir. Allah'ın bize emrettiği üzere sadece benden korkun. Benim dışında kimseden korkmayın ayeti celilesi vardır. Eğer Çinlilerin istediği gibi olsaydı özel yetiştirilmiş bu köpekler bizi paramparça ederdi. Doğası gereği ısırmış olsa da her şeyin mutlak sahibi olan Allah'ın emriyle yanı başımızda bizimle beraber dayak yediler. Burada izleyicilerimize özellikle Uygur kardeşlerimi Çinlilerden asla korkmamayı ve bu korkunun nelere mal olduğunu anlamaya davet ediyorum. Halkımızın dağınıklığından, bir ve beraberliğimizin olmadığından dinsiz Çinliler bizi kullanmakta ve de kullanıyor. Hala Çin'in zulmüne karşı suskunluğunu koruyan ve ses çıkarmayan kardeşlerime sesleniyorum. Memleketimizde o kadar insan sessizce yok edildiğinin, katledildiğinin, şehit edildiğinin farkında mısınız? Benim Türkiye'ye gelmeden önce memlekette kuzenlerim vardı. Buraya geldikten sonra sadece iki kez iletişim kurabildim ve son iki senedir bağlantımız kesildi. Türkiye'ye gelen hemşirelerimizden büyük kuzenimi eşi ve 20 yaşındaki oğlunun cesedini teslim ettiğini öğrendim. Diğer akrabalarımın hali nice bilmiyorum bile. Bu yüzden kendi kendimize sormamız lazım ki ben Allah'tan mı korkarım yoksa Çinlilerden mi? Allah sizden razı olsun Rukiye Hanım. Çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer seyircilerimiz bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Gelecek programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.